Peygamberimizin hadisi, ama bu çok şaşırtıcı, bak ilk defa duyuyorsunuz bunu. Mehdi, Hazreti Ali tarafından verilen bir rivayet, onun tarafından anlatılan. Mehdi bulutların üzerinden Amerik diyarına inecektir. Amerik diye bir diyar. Ahir zamanda olacak bak. Mehdi bulutların üzerinden Amerik diyarına inecektir. Ne demek? Amerika'ya uçakla inecektir. Gün ışığından bazı kubbelerde onun, Mehdi'nin karanlık içinde nuru vardır. Karanlıkta bile nuru vardır, etkisi olur diyor. Ay ve yıldızlar gibi, bak bu da çok manidar. Peygamberimiz bir işaret veriyor. Yani bir anlam veriyor. Allah Amerik diyarını helak edecek. Ayaklanmalar olabilir, savaşta olabilir, her şey olabilir. Ve topraklarını yıkacaktır. Yani binalar, evler yıkılacaktır. Yeryüzü derinliklerini yiyip bitirecek. Yeryüzü derinliklerini yiyip bitirecek. Yani Amerik diyarının olayları bunlar. Yani oradaki yeryüzü derinliklerini yiyip bitirecek diyor. Ve dalgaları, ülkeleri ve insanları yiyip bitirecektir. Yani tayfunlar, kasırgalarla oralara deniz taşacak. O dalgalar, o işte seller oraları yıkıp bitirecektir diyor. En çok hortumun gözüktüğü şeyin yaşandığı, evet, ülke. Oraya Amerik diyarı diyecekler diyor. Bak, Amerik diyarı denecek. Liderleri İshak ve İsrail'in çocuklarından olacak diyor. Yani Musevi kökenli ve İshak kökenden olacak. Yani derin devletleri, asıl yöneticileri. Amerik diyarı fitneyi tamamlayacaktır. Bolluk ve nimetleri arttığında, dünya onlara lezzetlerini verdiğinde, iblis şehirlerinde ve yollarında yürüdüğünde, şeytanın dini onların arasından çıkacaktır. Arzular, kibir ve dünya hayatına susuzluk, rahatlıkta boğulacaklar, dünya geçimini iyiliğinde zevk alacaklar ve ilimlerle mutlu olacaklar. Onlar dünyanın sonlarındaki yöneticilerdir, dünya yöneticileridir. Uzun bir hadiste anlatıyor Hazreti Ali. Onlar dünyada gerçekleşen her şeyi bilirler. Onların bulutların arkasını gözetleyecekleri gözleri vardır. Yani bu hani radarla, şundan bundan, internetten yahut uzaydan izliyorlar, her şeyi görüyorlar. Bak, onlara işaret ediyor. Denizde bayraklar gibi olacaklar diyor. Yani her yerde böyle o Amerikan bayraklı donanmalar oluyor ya. Evet. İçlerinde toz şeklinde ateşi sakladıkları şeyler olacak. O topların içinde toz şeklindeki barut, evet, pamuk barutu ateşi saklayan şey. Arkası, alttakinde de fünyesi oluyor. Evet. Merminin fünyesi oluyor. Ki yani binlerce mermi oluyor. Bak diyor ki, içlerinde toz şeklinde ateşi sakladıkları şeyler olacak.
O fünyeye dokunduklarında o ateş ortaya çıkıyor. Barut da zaten toz şeklinde. O dünyadaki Amerika, yani o dünyadaki gayrimüslim, yani Müslüman olmayan ve gerçek Müslüman olan mazlumlara öfkelenir Amerik. Allah Amerik diyarının üzerine hüccetini kılacak, Mehdi'yi gönderecek. Onları isyan ettikleri ve günah işledikleri şeyle lanetleyecektir. Mehdi bulutlarının üzerinden Amerik diyarına inecektir. Ne diyorsunuz bütün bu açıklamalara? Çok muhteşem. Bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Değil mi? Mucize yani. Amerika'ya geçiyor musun? Amerika'ya geçip yapılanların aynen açıklaması. Evet. Hazreti Ali'nin Cüfrül Camiyüt Dünya Vel Ahire isimli kitabında bu. 1300 yıllık kitap. Maşallah. Peygamberimiz net görmüş maşallah. Tabii. Bilad Amerik diye geçiyor. Bilad Amerik Arapçasında. Beldelerden oluşan Amerik. Maşallah. Beldelerden oluşan Amerikan. Bak, Bilad Amerik diye geçiyor. Beldelerden oluşan Amerik. Devletlerden oluşan Amerika. Maşallah. Görüyor musunuz? Evet. 50 parçadan oluşacağını söylüyor. 50 devletten oluşuyor Amerika'da. İmam Gazali bu Hazreti Ali'nin kitabı için şöyle diyor. Hazreti Ali Aleyhisselam Cifrül Cami Dünya Vel Ahire adında bir kitabı vardı. Bu kitapta bütün ilimler, apaçık gerçekler, sırlar, gayb bilgileri, eşyanın özellikleri, alemdeki tesirler, isimlerin ve harflerin hususiyetleri yazılıdır diyor. Bak Bilad-ı Amerik diye geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri. Buna benzer, mesela bak Yahudi lobisi Amerika'da çok güçlü, onu da söylüyor. Evet. Hadiste. Evet. Yahudi lobisinin hakim olacağını da söylüyor. Evet.